Öncelikle belirtmek isterim ki bu inceleme videosunda spoiler yoktur. Filmi başka bir videoda spoiler vererek tekrar inceleyeceğiz. Neyse, Haluk PS paylaşımları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle inceleme serimizin ilki olan Haluk PS'in de rol aldığı Geçmişteki Sır filmine bir göz atacağız. Ama ondan önce sizden bir ricam var. Kendi videolarımızı paylaştığımız kanalımız Paltex TV'ye abone olur musunuz? Linkini aşağı koydum bile. Onun dışında bir de YouTube yarışmasına katıldık. Aşağı koyduğum linkten 50. sıradaki beni oylarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Neyse, incelemeye geçelim. Geçmişteki Sır, Haluk Bey'sinin rol aldığı bir dram filmi. 90'lı yıllarda Bosna Sırp Savaşı'nda yaşanan olayların günümüze uzanan acılarını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Serkan Şenalp, Natasha Petrović ve Emir Hacı Hafız Begoviç bulunuyor. Daha önce fragmanlarını paylaştığımız filmi sınırlı sayıda salonda gösterime girmesi sebebiyle izleyememiştik ve bayağı üzülmüştük. Henüz izleme şansı bulduğumuz Geçmişteki Sır'ı aslında izlemesek de olurmuş. Evet, maalesef Geçmişteki Sır filmi umduğumuz gibi çıkmadı. Yayınlanan bir fragman ve bir teaser'ın verdiği o muhteşem hava maalesef filmde yoktu. Fragmanlarına bile neredeyse gözlerimin dolduğu film izledikten sonra büyük hayal kırıklığına uğradım. Aslında film fena değildi. Fakat fragmana göre filmi kıyaslarsak ben film boyunca ağlayacağımı düşünmüştüm. Fragmanı gerçekten çok iyi hazırlamışlar. Fakat açık bir şekilde söyleyebilirim ki siz de fragmanı beğendiyseniz filmden çok bir şey beklemeyin. Çünkü filmin en dramatik sahneleri toplasam 5 dakika sürmüyor. Ve fragman da zaten 1,5 dakika. Ayrıca fragmanda kullandıkları o dramatik müziklerin hiçbiri filmde yoktu. Fragmanda kullandıkları müzikler fragmanı izlerken filmin çok muhteşem olacağına dair bir haber verir gibiydi. Fakat öyle olmadı. E peki film tamamen kötü bir film miydi? Tabii ki hayır. Filmi genel olarak beğendik. Fakat daha iyi olabilirdi. Film fotoğrafçılık yapan ve ailesiyle yaşayan Ali'nin genetik bir rahatsızlığı olduğunu öğrenmesiyle Bosna Hersek'e uzanan yolculuğunu ve Bosna Hersek'te onu yalnız bırakmayan Hana'nın hikayesini anlatıyor. Bosna Hersek, Makedonya ve ülkemizde vizyona giren film, Türkiye sinemalarında toplam 783 kişi tarafından izlendi. Yanlış duymadınız, 783. Ülkemizde her hafta bel altı mizahtan öteye geçmeyen ve komedi adı altında film yaptıkları sanılan birçok yapımcının filmi iyi bir gişe yaparken, böyle bir filmin bu kadar az izlenmesi gerçekten hayret verici. Özellikle oyuncu kadrosuna bakarsak, bayağı hayret verici. Çünkü oyuncuların hepsi oyunculuk anlamında kendini kanıtlamış usta isimler. Filmin oyuncu kadrosunda Türkiye'den Serkan Şenalp, Suzan Kardeş, Haluk Bies, Ufuk Bayraktar, Haldun Boysan, Mine Teber, Meral Çetinkaya ve Arif Erkin Güzelbeyoğlu gibi isimler yer alırken, yurt dışından ise Altın Küre ödüllü usta oyuncu Emir Hacı Hafız Begoviç, Natasha Petrović ve Amina Terzimehiç gibi isimler yer alıyor. Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunu yaptığı bu film için yönetmenin açıklamasına göre yaklaşık 1 milyon euro harcamış. Hep başka şeylerden bahsettik. Biraz da Haluk Bies'in filmdeki yerinden bahsedelim. Şayet filmi Haluk Bies için izleyecekseniz o zaman hiç izlemeyin derim. Çünkü Haluk Bies filmde sadece 1 dakika rol almış. Evet, sadece 1 dakika. Film çıkmadan önce bazı haber siteleri filmde Haluk Bies'in başrol olduğunu yazması bizi hayli heyecanlandırmıştı. Fakat fragmanda bile çok az verirken ve filmde sadece 1 dakika rol alan Haluk Bies başrol diye nitelendirilmesi bizleri de hayal kırıklığına uğrattı. Haluk Bies olsa da olmasa da ben bu filmi izlerim diyorsanız, Geçmişteki Sır muhteşem olmasa bile izlenilebilecek bir Türk filmi. Filmin IMDb puanı şimdilik 6.3. Bizim puanımız ise 10 üzerinden 6. İzleyecekseniz eğer şimdiden iyi seyirler. Ha bu arada eğlenceli içerikler hazırladığımız Paltex TV kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fragmanlara da şu alt kısımdan falan ulaşırsınız artık. Görüşmek üzere.